Evet, bu bölümde çözeceğimiz soruları lütfen çok iyi algılamaya çalışın, oldu mu? Yani eksik bir şey kalmasın. Çünkü bu bölümde anlatılanlarla alakalı gerçekten mutlaka Osmanlı ile ilgili bir soru geliyor. Karşınıza çıkar buradaki bilgiler. Çözersek buradaki soruları iyice pekişecektir konu ve karşınıza çıkacak her soruyu yapacaksınızdır eminim. Hadi ilk sorudan başlayalım. Buna göre Divan-ı Hümayun'un yetkilerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir? İlk kez Orhan Gazi döneminde kurulan ve Osmanlı Devleti'nin en etkili yönetim kurumu olan Divan-ı Hümayun, günümüzdeki Bakanlar Kurulu, TBMM, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi gibi kurumların görevlerini yerine getiren bir yapıya sahipti. Gençler, Bakanlar Kurulu deyince burada yürütme, değil mi? Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yürütme görevini yerine getirirler. TBMM deyince meclis yasama görevini yerine getirir ve mecliste ne yapılır? Bir takım kararlar alınır. Yargıtay deyince yargıdır. Dolayısıyla demek ki o dönem Divan-ı Hümayun'da hem yasama hem yürütme hem yargı ile ilgili kararlar alınıyormuş. Yani sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalı. Evet, ikinci soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamayla amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir diyor. Müsadere Osmanlı İmparatorluğu'nda devletin haksız kazançla zengin olmuş görevlilerinin mallarına istediği zaman el koyabilmesi usulüdür. Peki ne oluyor siz el koyduğunuz zaman? Bir kere haksız kazançla zengin olduysa ve siz buna el koyduysanız diğerlerine gözdağı vermiş oluyorsunuz. Merkezi otoriteyi de güçlendiriyorsunuz böylece. Devlet otoritesine rakip olabilecek güçlerin de ortaya çıkmasına engel oluşturuyorsunuz. Bir de bu fazla işte haksız kazanç elde etmiş insanların malına el koyduğunuzda o artık devletin malı oluyor ve hazineye gelir sağlanmış oluyor. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalı. Evet, üçüncü sorumuz. Bu durumun aşağıdaki hedeflerden hangisine yönelik olduğu söylenemez diyor. Sadece padişaha karşı sorumlu olan Lala, sancağa çıkan şehzadenin yanında bulunur ve ona devleti idare etme sanatının en ince ayrıntılarını öğretirdi. Bir Lala ortalama 3 yıl civarında görevde kalmaktaydı. Bu süre yaklaşık bir sancak beyliği süresine denk gelmekteydi. Hangisine yönelik olduğu söylenemez. Bir kere bir yerde en fazla 3 yıl kalıyorsa o bölgede herkes tarafından tanınmaktadır. Saygı duyulmasının, dediği her şeyin yapılmasının ve böylece de yine haksız kazanç sağlamaya çalışmasının önüne geçilmek istenmiştir. Yani Lalaların nüfuzunun, gücünün, otoritesinin artmasının önlenmek istendiğine ulaşılabilir. Evet, B seçeneği devletin merkezi otoritesini güçlü tutmak. Böylece Lalalar çok güçlenemezse yerel bir otorite ortaya çıkmaz, merkezi otorite de bozulmaz. Lalaların haksız kazanç sahibi olmalarını engellemek. Yine bakın, şıklar hep, seçenekler birbiriyle ilişkili zaten. Veraset anlayışına işlerlik kazandırmak. Veraset zaten ortaya çıktığı ilk andan itibaren hep işler valla. Yani herkes diyor ki ülke hanedanla ortak malı, padişah ölmeye görsün, hemen bütün sülale zaten taht için mücadele etmeye başlıyor. Burada zaten işler her daim işler. O yüzden D seçeneğine ulaşılamaz ve böylece otoriteyi koruyup siyasi bütünlüğü ve istikrarı korumak da yine amaçlar arasında. Evet, dördüncü sorumuz. Bu metne göre 1. Mahmut dönemi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Mahmut çeşitli el işleri yapar ve bunları pazarda sattırırdı. Aldığı paranın bir kısmıyla ihtiyaçlarını karşılar, diğer kısmını da sadaka olarak dağıtırdı. Hatta onu bu haline şaşıran bir veziri, padişah milletin hazinesi sizin demektir. O halde niçin böyle uğraşırsınız deyince padişah şu veciz cevabı verir. Milletin hazinesini millete harcamak gerek. Bak ne güzel. İnsanın alın teri dökerek çalışıp kazandığı paranın zevki bir başkadır. Buna göre ne söylenebilir? Şimdi millet hazinesini millete harcamak gerek demek halkın yararı için çalışmak demek, değil mi? Dolayısıyla burada bir sosyal devlet anlayışı var mıdır? Vardır. Liyakat esasına uygun hareket edildi. Liyakat, hak edenin hak ettiği göreve getirilmesi demektir. Yani maliyeden çok iyi anlayan birinin maliyenin başına getirilmesi gibi. Ama burada sadece kendinden bahsediyor. El emeği yaptığı ürünleri sattığından, parasıyla da kendi özel ihtiyacını karşıladığından bahsediyor. Dolayısıyla yukarıyla ilişkilendirilebilecek bir durum değil ikinci öncül. Loncaların önem kaybettiği, burada loncalara hiç değinilmemiş bile zaten. Loncalar da sanayi inkılabıyla önem kaybedecek. Yukarıyla ilişkilendirilemez. O yüzden sorumuzun doğru cevabı yalnız bir, yani A seçeneği olmalı.
Evet, diğer sorumuz. Buna göre Topkapı Sarayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Fatih Sultan Mehmet döneminde fetihten sonra İstanbul'u başkenti ilan ediyor ve tahtını şehre taşır. 1470 yılında ise Topkapı Sarayı'nı yaptırarak buraya taşınır. Saray Osmanlı padişahını ve ailesinin ikametgahı olmasının yanı sıra devlet yönetimi açısından da merkez konumundadır. Bugünkü adıyla Bakanlar Kurulu burada toplanırdı. Hazine, Darphane, İmparatorluk Arşivleri, İmparatorluğun Yüksek Öğrenim Kurumu ve sultanların özel haremi de buradaydı. Evet, ne söylenebilir? Ne söylenemez, neye ulaşılamaz? Geleneksel Türk mimari yapısına göre inşa edildi. Yukarıda mimari yapıdan bahsedilmemiş. Hangi üslubun kullanıldığından bahsedilmemiş. Ayrıca geleneksel Türk mimarisi dediği Orta Asya'dır. Orta Asya'da da zaten mimari Uygurlarla falan birkaç şey var. Biz hep göçebe yaşam sürmüşüz zaten. O yüzden burada ulaşılamaz olan A seçeneği. Merkezi devlet yapısının bir parçası. Cihan hakimiyetinin ve gücün sembolü, Osmanlı'nın kalbi olarak adlandırılabilir, çok amaçlı bir yapıdadır. Evet, burada anlatılanlarla diğer seçenekler ilişkilendirilebilir. Evet, buna göre Enderun Mektebi ile ilgili ne söylenebilir? Enderun Mektebi'ne özel olarak seçilen ve eğitilen gençlere Türkçe, Arapça, Farsça, matematik, tarih, edebiyat, müzik ve güzel sanatlar dersleri verilir. Cirit ve ok atma, ata binme, kılıç kullanma ve güreş en iyi şekilde öğretilirdi. Ne söylenebilir? Devlet yönetiminde görev alacak nitelikli insan yetiştirildiği, bakın nitelikli, bu çok önemli. Ne yapıyor burada Enderun Mektebi'nde? Bir kere eğitilen gençlere Türkçe, Arapça, Farsça, matematik, tarih, edebiyat, müzik ve güzel sanatlar dersi veriyor. Bunun yanında neler neler öğretiyor. Olması gereken bu. Nitelikli insan birinci öncülüğe ulaşılabilir. Akli bilimlerin gelişiminin desteklendiği. Akli ne demekti gençler? Pozitif bilim demekti. Dolayısıyla buradan matematik, değil mi? Ondan sonracıma işte tarihti, Farsçaydı, Arapçaydı, Türkçeydi, bunların hepsi bilim dalı. İkinci öncülüğe de ulaşılabilir. Savaşçılık özelliklerinin gelişimine katkıda bulunuldu. Ciritti, ok atmaydı, ata binmeydi, kılıç kullanma, güreş. Dolayısıyla üçüncü öncülüğe de ulaşılabilir. Sorumuzun da doğru cevabı E seçeneğidir. Evet, diğer soruya bakalım. Bu uygulamayla Fatih Sultan Mehmet'in aşağıdaki amaçlardan hangisini hedeflediği söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde merkezi teşkilatın en önemli kurumu Divan-ı Hümayun'dur. Padişah başkanlığında toplanan divan Fatih'ten itibaren Sadrazam başkanlığında toplanmaya başlanmıştır. Burada amaç otoriteyi güçlü tutmak. Çünkü divanda padişah olduğu müddetçe divan üyeleri rahat konuşamıyor, rahat hareket edemiyor. Orada Sadrazam olsun, Fatih de bunu gizli bir bölmeden gizli gizli ne yapsın, takip etsin. Dolayısıyla aşağıdaki amaçlardan hangisini hedeflediği söylenebilir? Siyasi yükünü hafifletmek. Yani burada siyasi yükünü hafifletmemiş. Sadece divana başkanlık etmeyi bırakmış. Görev yükünü falan deseydi olabilirdi. Merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Evet, işte sorumuzun doğru cevabı merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Burada sadrazamın yetkilerini genişletmemiş. Sadece sorumluluğunu arttırmış. Liyakat anlayışını güçlendirmek. Yukarıda liyakattan bahsetmiyor. Devlet teşkilatlanmasını başlatmak. Zaten Orhan Bey döneminde devlet teşkilatlanması başlatılmıştı. Evet, diğer sorumuz. Bu bilgilerin ilgili oldukları saray bölümleriyle eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Bir kere üst düzey devlet adamlarını yetiştirildiği dediği zaman ben orada direkt devlet adamı yetiştiriliyor diyor. Enderun'u alırım. Topkapı Sarayı'nda padişah ve ailesinin kaldığı yer diyor. Padişah ve ailesi varsa ben orada haremi alırım. Ve ne diyor? Osmanlı saraylarının bu bölümünde bulunanlar her gün evlerinden çalışmak için sarayda görevli oldukları bölüme gelirlerdi diyor. Sarayın dışında bulunan diyor. Dolayısıyla Birun'u, dış bölümü alırım. Sorumun da doğru cevabı bu nedenle A seçeneği olmalı. Bakın, uzun uzun okumuyorum bile gençler. Bir bilgiye sahipseniz zaten bütün soruyu çözersiniz. Yani size devlet adamı mı yetiştiriyor diyor. Enderun diyeceksin. Dış bölüm mü diyor. Birun diyeceksin. Padişahın ailesinin yaşadığı bölüm mü diyor. Harem diyeceksin. Başka bir şey demenize gerek yok. Tamam mı? Evet, bu parçada hangi kavramın vurgulanmak istendiği söylenebilir? Resul-i Ekrem kendisine görev verdiğimiz bir kimsenin vergi olarak aldığı küçük bir iğneyi dahi bizden gizlemesi hıyanet ve hırsızlıktır sözüyle tayin ettiği memurları devlet malına hassasiyet göstermeleri konusunda uyarmış, ayrıca onları denetlemiştir. Yani bir şeyi haksız yere kazanmak, kendine ait olmayan bir malı ele geçirmek ne olarak ifade ediliyordu gençler? Müsaadere. O yüzden sorunun cevabı B seçeneği. Saltanat
tazminat neydi? Babadan oğula geçen devlet yönetimiydi değil mi? İltizam neydi? Daha önceki ünitelerde de konularda da anlatmıştım. Vergi toplama hakkının ne yapılmasıydı? Açık artırma ile devredilmesiydi. Peki neden böyle bir şey yapılıyordu? Amaç neydi iltizam sisteminde? Nakit para kazanmaktı. Peki malikane ne demektir? Malikane de iltizamın sürekli uygulanması. Yani vergi toplayan kişilerin sürekli aynı bölgeden uzun yıllar vergi toplar hale getirilmesi. Sürekli uygulanması diyelim buna. Ve istimalet ne demekti? Hoşgörü politikası demekti istimalet. Yani yukarıda anlatılanla ilişkilendirilebilecek olan müsaade. Evet, diğer soru. Divan-ı Hümayun üyeleri gösterilmiş. Divan-ı Hümayun'un üyeleriyle ilgili verilen bu tabloya bakılarak devlet yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sadrazam padişah mutlak vekiliydi ve padişah mührünü taşırdı. Padişah adına devletin iç ve dış siyasetini yürütür ve politikalar geliştirirdi. Kubbe altı vezirleri devlet işlerinde sadrazama yardımcı olurdu. İlk vezir tayini Orhan Bey döneminde yapılmıştır. Defterdar mali işlerle ilgilenirdi. Sınırların genişlemesiyle Anadolu ve Rumeli defterdar olmak üzere sayıları ikiye çıkmıştır. Kaptanı Derya donanmadan sorumluydu. 16. yüzyılda donanma komutanı olarak divan üyesi olmuştur. Nişancı padişah fermanlarını tura çekmek, arazi kayıtlarını tutmak, divanda örfü hukuk hakkında bilgi vermek görevleri arasındaydı. Kaz asker divandaki şer'i davaları ile kadı ve müderrislerin tayin ve terfi işlerine bakmakla görevliydi. Anadolu ve Rumeli olarak sayıları ikiydi. Yeniçeri ağası vezir rütbesine sahip olan Yeniçeri ağası divan toplantılarına katılarak gençler hakkında bilgi verirdi. İstanbul'un güvenliğinden de sorumluydu. Evet, verilen bu bilgilere bakılarak ne söylenemez diyor. Hiyerarşik düzenin sağlandığına. Hiyerarşik ne demek? Belli bir düzen demek. Yani bir yerde müdür yardımcısı olur, müdür olur, müdürün bir üstü olur değil mi? Dolayısıyla bu hiyerarşik düzendir. Baktığınız zaman burada da tek tek nedir? Hiyerarşik bir düzen sağlanmıştır. Dikey hareketliliğin desteklendiğine, şimdi dikey hareketlilik, siz Yeniçeri ağası iken sadrazam olabiliyorsanız bu dikey hareketliliktir. Tamam, böyle bir şey olabilir ama desteklendiğine dair bir bilgi olmadığı için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Bürokratik düzenlemeler yapıldığına, bu hiyerarşik düzen bürokratik de oluyor aslında. Devlet adamları ne yapmışlar? Her birinin bir görevi var. Görevlerine göre ayrılmışlar. Sadrazamın ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğuna, evet, burada padişahın mutlak vekili olması ayrıcalıklı olduğunu gösterir. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye temsilcilerinin bulunduğuna, evet, burada nedir mesela? Defterdar nedir? Burada kalemiye sınıfıdır. İşte mesela kaz asker burada nedir? İlmiye sınıfıdır. Yeniçeri ağası nedir burada? Seyfiye sınıfıdır, değil mi? Mesela nişancı nedir yine? Kalemiye sınıfıdır. Kaptanı Derya yine seyfiye sınıfıdır. Bu ikisi yine seyfiye sınıfıdır. Vezir-i Azam'la vezirler, bu önemli. Yani cevabımız B, ulaşılamaz olan. Geldik son sorumuzda. Buna göre Kanunname-i Ali Osman ile durumlarından hangilerinin korunmak istendiği söylenebilir? Mutlak otoritesini güçlendirmek isteyen Fatih, daha önce var olan kanunlarla kendisine düzenlemiş olduğu kanunları birleştirerek Fatih Kanunnamesi olarak da bilinen Kanunname-i Ali Osman'ı oluşturmuştur. Fatih Kanunnamesi'nde merkezi otoriteyi güçlendirmek ve rakip kardeşler sorununu bitirmek için padişaha diğer şehzadeleri öldürme yetkisi ve hakkı verilmiştir. Burada merkezi otoriteyi güçlendirmek diyor. Bakın, merkezi otoriteyi güçlendirdiğiniz zaman ne olur? Siyasi istikrarın devamlılığı sağlanır. Peki burada siz yine rakip kardeşler sorunu bitirmek istiyorsanız, istikrarı sağladığınız zaman devletin bütünlüğü de ne yapar? Sağlanır. Ama ulusal iradenin devamlılığı, ulusal irade yok ki devamlılığı olsun. Ulusal irade ne demektir? Halkın yönetime katılması demektir değil mi? Gençler, Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1876 birinci meşrutiyet, 1908 ikinci meşrutiyet dönemlerinde halk iradesi sağlanmaya çalışıldı. Ancak tam olarak tabii ki sağlanamadı. Ne zaman biz ulus iradesinin tam olarak sağlandığını görüyoruz? Atatürk döneminde TBMM ile. Tamam.
Yani ulus iradesi Osmanlı Devleti'nde hiçbir zaman olan bir şey değildi. Orada hanedan iradesi var. Üçüncü öncüle ulaşamıyoruz. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2, yani C seçeneği.